Değerli basın mensupları, biz diyerek bunu ifade edelim. Kamu yönetiminde halka hesap vermeyi onur kabul etmeli ve o anlayışın bir parçası olmalı ki biz onu temsil ediyoruz. Bugün 121.116 çocuğumuzun evine her hafta ücretsiz halk süt götürüyoruz. 18 ay önce İstanbul'un 0-4 yaş arası çocuk sahibi anneleri otobüse, metroya, vapura para öderdi. Bugün o annelerimiz toplu taşımadan çocuklarıyla beraber seyahat ederken ücretsiz yararlanıyorlar. 18 ay önce İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin tek bir kreşi dahi yoktu. Bugün 15 kreşimiz faaliyette, 10 tanesi bitmek üzere. Yakın zamanda halkımızla buluşacak. Önümüzdeki yıl toplam 60 kreşi hizmete sunmuş olacağız. Bugün on binlerce üniversite öğrencisine 3.200 lira, yüz binlerce ilkokul öğrencisine de 300 lira eğitim desteği veriyoruz. Üniversiteli gençlerimiz için yurtlar açıyoruz. Bugün açtığımız 8 bölgesel istihdam ofisiyle vatandaşlarımıza iş buluyoruz bu zor günlerde. Bugün İstanbul halk otobüslerinin tamamen belediyemiz bünyesine alındığı, fayton sorununun bütün tarafların onayıyla çok insani bir çözümle çözüme kavuşturulduğu bir kenttir. Taksi sorununu da çözeceğiz. Çözeceğiz. Ama herkesin bildiği, gördüğü sebeplerle ne yazık ki tümüyle siyasete malzeme edinen sebeplerle engellenmek istiyoruz. Ne olursa olsun o konuda da geri adım atmayacağız. Ve o sorunu da hep birlikte büyük bir kararlılıkla mutlaka ve mutlaka çözeceğiz. Bugün 2000 senesi öncesinde inşa edilmiş tam 790 bin binanın hasar tespit çalışmalarına başlamış, 20 bin binayı tamamlamış durumdayız. Depreme hazırlık için gerekli idari ve fiziki altyapı kurma açısından da daha önce hiç olmadığı özenle ve kararlılıkla yoğun çalışmalar yapıyoruz. Geçenlerde deneme sürüşlerini yaptığımız Alibeyköy Eminönü tramvay hattının 9 kilometrelik Cibali Alibeyköy arasını inşallah haftaya 2021'in ilk gününde hizmete açacağız. 2021 yılında ayrıca Rumeli Hisarüstü Aşiyan finiküleriyle Ataköy 2 telli metrosunun 2 telli Bahariye kısmı ve Cibali Alibeyköy tramvay hattı olmak üzere yani 3 raylı hattımız 2021'de hizmete girmiş olacak. Tüm bunlara ilave olarak İstanbulluların daha sağlıklı ve daha konforlu koşullarda ulaşımdan yararlanabilmeleri için de 300 adet yeni otobüs satın almanın sürecini başlattık. Hızlıca bu süreci tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bununla birlikte denizin ulaşımdaki payını arttıracak adımlar da attık. Kısa bir sürede 2020'de şehir hatları tarifesine tam 49 yeni sefer ilave ettik. 2021 yılında 89 ilave sefer daha planladık. Ocak itibariyle ikisi Boğaz, biri Haliç hattı olmak üzere 3 yeni deniz yolu hattımızda işletmeye açıyoruz. Adil, yeşil ve yaratıcı İstanbul yolunda 18. ayını dolduran bir ekip. Alkış hak ediyorlar. Çok teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben de konuyu tartışmalar gündeme oturduğunda ya da süreç başladığında vakıf oldum ve öğrendim. Şunu hepiniz bilirsiniz ki bu programları oturup da bir belediye başkanı yazıp çizmez, hazırlamaz. Böyle bir şey ne geçmişte ne bugün ne de bir başka belediyede olmamıştır. O bakımdan tabii bu noktada bilgimin olmadığı böyle bir detayla ilgili her türlü eleştiriye de saygıyla yaklaşmak durumunda olan bir belediye başkanıyım. Her durumda, her ortamda da bunu sağlamaya çalıştım. Hata olabilir, eksiklik olabilir ki bakıyoruz, araştırıyoruz. Yani bu anlamda çok detaylı da araştırıyoruz. Tabii hani şurada net ifade edeyim.
Bence de Şeb-i Arus töreninde Yüce Kur'an'ın Arapça okunması gerekir. Hani ben de bunu ifade edeyim. Tabii bunu derken unutmayalım ki dilimiz de bizim için önemli. Yani dilimizi, Türkçeyi yok sayarak, Türkçeyi anlatırken Türkçemizi düşmanlaştırma çabalarıyla tanımlama yapmanın da büyük bir yanılgı olduğunun altını çizmek isterim. Tabii burada bu konu açılmışken belki hepinizin zihninde olan başka soruları da cevaplamak isterim. Bir kere dünden bugüne konuşmacılar, köşe yazarları bir ezan sürecini tarifleyerek, işte ezanda ezan, bu törende ezan şöyle okundu, böyle okundu. Bir kere Şeb-i Aruz'da ezan yok. Şeb-i Aruz'da ezan yok.